Sevgili seyirciler merhaba. 5. İslami Dayanışma Oyunlarında futbolda yarı final mücadelesinde milli takımımız Azerbaycan'la karşılaşacak. Biraz sonra başlayacak mücadele. Konya'da 15 Temmuz stadında iki takım oyun alanında önce Azerbaycan ulusal marşı. Dost, kardeş ülke Azerbaycan ulusal marşından sonra İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Ve İstiklal Marşımızı da söyledik. 5. İslami Dayanışma Oyunlarında futbolda yarı final mücadelesi az sonra başlayacak. İşte Türkiye, Mehmet Ataberk, Arda, Mehmet Özcan, Polat, Umut, Muhammed Gümüşkaya, Hakan, Muhammed Taha, Ahmet, Eren 11'deki isimler. Ve taktik anlayış sağ içi diziliş 4-2-3-1 düzeninde. Ataberk kalede, Taha, Fatih, Arda, Ahmet savunmada, Mehmet ve Hakan orta alanın ortasında, Polat, Muhammed, Gümüşkaya ve Eren Aydın bir üçlü oluşturuyor ve en uçta Umut Nayır var. Semir Eliyev yönetimindeki Azerbaycan 11'i ve yedek oyuncuları da ekrana geliyor ve taktik anlayışı onlar da 4-2-3-1 düzeninde sahada. Karede Rüstem, Abdullah, Nihat, Davut, İbrahim savunmada, Murat ve Veysel orta alanın ortasında, Vusal, Samir Abdullayev ve Samir Maharramli bir üçlü oluşturuyor ve Mehraş en uçtaki oyuncusu Azerbaycan'ın. Konya'da çok sıcak bir havada oynanacak mücadele. İşte milli takımımız Konya'da düzenlenen İslam Dayanışma Oyunlarında Türkiye'yi U23 milli takımımız temsil ediyor. Senegal, Kamerun ve Cezayir ile aynı gruptaydık. Grubumuzu 7 puanla lider bitirdik. Maçı yönetecek hakem Cihan Aydın.
Salih Burak Demirel, Yusuf Susuz yardımcı hakemler, Veli Karakaya mücadelenin dördüncü hakemi. Şu sıralarda diğer yarı final mücadelesi Suudi Arabistan Cezayir maçı da başlamak üzere. B grubunu ikinci bitirerek yarı finale geldi Azerbaycan. Son oynanan İslami dayanışma oyunlarının şampiyonu aynı zamanda Azerbaycan. İlk düdük çaldı ve mücadele başladı Türkiye-Azerbaycan arasında. Ahmet topu aldı. Hatalı bir pas. Uzaktan bir şut direkt dibinde. Kaleci Ataberk son anla müdahale etti. Direğe de çarptı top ve dışarı çıktı. Bir pas hatası sonrasında kalemizin yaşadığı tehlike. Ahmet'in hatası, uzaktan şut. Kaleci Ataberk'in müdahalesi olası bir golü engellemiş oldu. İbrahim tacı kullandı. Sol kanatta orta, top dışarı gidiyor. Korner. Mehraş ortaya yapan isimdi. Samir Maharramli köşe vuruşunu kullanacak Azerbaycan'da. İlk dakika geride kaldı Azerbaycan. Maça daha iyi başladı. Çok erken bir de pozisyon buldular. Şimdi devam eden mücadele Muhammed Gümüşkaya. Baskı devam etti Muhammed'e. Muhammed kaptırdı. Davut. Nihat. Tekrar Davut. Savunmadan uzun mesafeli topla çıktılar. Bu topu karşıladık ama atak şansını yine elde ettiler. Vusal. Destek geldi. İçeri gönderilen top. Araya giriyoruz. Ahmet pası verdi. Yine bir top kaybı milli takımımızda. Şimdi topu aldık. Eren Aydın. Presi var Azeri oyuncuların. Sol kanada pas. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Atağımız gelişiyor. Umut pası aktardı. Eren Aydın içeri doğru. Umut'a gelmedi bir kez daha. Topla bulursa iyi bir pozisyon olacaktı. Bu arada faul. Azerbaycan'ın serbest vuruş, yerde kalan Murat. Pozisyon bu. Hakan. Hareketi yapan oyuncumuz oldu. Semir Eliyev çalıştırıyor Azerbaycan milli takımını. Mehmet Yıldırım milli takımımızın teknik direktörü. Yüksek top Arda ve yardımcı hakemin uyarısı, Mehraj'ın faulü. En uçtaki oyuncu Azerbaycan'da Mehraj. Bir kez daha belirteyim, diğer yarı final maçında şu sıralarda Suudi Arabistan Cezayir arasında oynanıyor. Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami dayanışma oyunlarında 56 ülkeden 4000'den fazla sporcu 24 farklı branşta mücadele veriyor. İlk İslami dayanışma oyunları 2005 yılında Suudi Arabistan'da Cidde'de yapıldı. Türkiye bu İslami dayanışma oyunlarında 461 sporcuyla mücadeleye katıldı. Bu oyunlar İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenleniyor. Şunu da belirtelim, 90 dakika berabere biterse uzatma bölümleri yok. Direkt olarak penaltı vuruşlarına geçirecek. Milli takımımızın atağı, sağ kanada açılan top Mehmet. Destek geldi Mehmet'e. Taha hareketliydi. Bu arada top oyun alanı dışında.
5. dakikaya geldik oyunda. İşte bu tehlikeyi atlatmıştık. Maçın henüz ilk saniyeleri oynanırken Samir Maharramli şutu çeken oyuncuydu, gole yaklaştı. Kaleci Ataberk başarılıydı pozisyonda. Yine Ataberk, 1999 doğumlu, Antalya Spor forması giyiyor Ataberk. Orta alandaki mücadele Muhammed Gümüşkaya, sol kanat Eren Aydın. Ahmet. Bu arada oyunu durdurdu maçın hakemi. Yardımcı hakemin kaldırdığı offside bayrağı. Nihat topun başında, güçlü bir kadroyla geldi bu organizasyona Azerbaycan. B grubunu ikinci sırada bitirerek yarı final hakkını elde ettiler. Milli takımımız Senegal, başta da vurguladım, Kamerun ve Cezayir'le aynı gruptaydı. 7 puanla lider olduk grupta. İlk maçımızda Senegal'i 1-0 yendik. Muhammed Gümüşkaya golü attı. İkinci maçımızda Kamerun'u 3-2 mağlup ettik. Eren Karadağ, Eren Aydın ve Tayyip Talha golleri attı. Üçüncü maçımızda Cezayir'le 1-1 berabere kaldık. Rakibin kendi kalesine attığı bir gol vardı. Milli takımımızın golü bu şekilde geldi. Final maçının salı günü oynanacağını tekrar hatırlatayım. Abdullah atış kullandı ve serbest vuruş Azerbaycan'ın. Dost, kardeş ülke Azerbaycan'la mücadele ediyoruz. Yarı finalde şu an itibarıyla 30 santigrat derece civarında bir sıcaklık söz konusu. Futbolcular bu açıdan bir hayli zorlanıyor. Presimiz var ön alanda. Şimdi top bizde. Ama çabuk kaybettik. Topu karşılıyoruz. İki yarı alan arasına gidip gelen top. Pas hataları fazla iki takım oyuncuları tarafından. Samir Abdullayev. Araya girdik şimdi. Ahmet. Muhammed Gümüşkaya, sağ kanattan destek geldi. Taha. Taha bir ara pas. Yerden geriye doğru. Polat iyi düşündü ama savunma tehlike uzaklaştırdı. Tekrar Taha. Taha pozisyonunu kaybetti. Taha Şahin Manisa Futbol Kulübü'nde oynuyor. 2000 doğumlu. Atış kullanıldı. Taha ilerleyemedi istediği biçimde. Presimiz var yine. Top dışarıda ve taç. Türkiye'nin maçın başında biraz tutuktuk. Bir tehlike de yaşadık kalemizde ama hemen toparlandık. Rakip karedeyiz. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Eren Aydın. Kafa vuruşunu gerçekleştiren oyuncu. 2003 doğumlu. Galatasaray forması giyiyor Eren Aydın. İki ülkede 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele ediyor. Rüstem yüksek top gönderdi. Arda yükseldi. Taç milli takımımızın. Görüntüye Samir Abdullayev geldi az önce. Ahmet atışı kullanacak. Sol kanat olacaktı atak yönü. Müdahale ettiler savunmada. Mehraş. Arda onu karşılıyor, taç. Arda Kızıldağ, 1998 doğumlu, Gaziantep Futbol Kulübü forması giyiyor.
atışı Abdullah kullanacak. Abdullah atışı kullandı. Samir Muharremli. Araya giriyoruz. Mehmet. Uzun mesafeli pas Mehmet'ten. Sağ kanada Polat çok süratli. Polat topu aldı ceza sahası. Gol pozisyonu. Sekiyor top. İkinci pozisyon gol kaçtı. Umut Nayır. Çok rahat bir gol vuruşunu gerçekleştiremiyor Umut. Mükemmel bir fırsat. Polat çok iyi bir topsuz depar attı. Topla buluştu. Mehmet'in de pası güzel. İşte Polat süratli vuruşunu yaptı. Kaleci Rustam'dan dönen top. Umut son vuruşu başarılı biçimde gerçekleştiremedi. Rahat pozisyondaydı. Milli takımımızın yakaladığı ilk ciddi fırsattı bu. 10. dakikada gole çok yaklaştık. Taç kullandı Abdullah. Çalımı attı. Mehmet. Kaptırdık topu. Mehraj araya girdi. Atak sürecekti. Maçın hakemi faulü tespit etti şimdi. Serbest vuruş Azerbaycan'ın. Cihan Aydın faul diyor. Önce bir avantajı oynatmayı düşündü ama sonra serbest vuruş kullanılmasını istedi. Hakan'ın faulünü tekrar izledik. Hakan Yeşil 2002 doğumlu Trabzonspor'da forma giyiyor. Mehmet ve Hakan milli takımımızda orta alanın ortasında oynuyor. Ataberk'ten uyarılar arkadaşlarına. İki oyuncu topun başında Samir Abdullayev ve Murat Azerbaycan'da. Bakalım nasıl kullanılacak bu serbest vuruş, hangi oyuncu değerlendirecek? Samir Abdullayev kullandı. Zorlanmadan alıyor. Kaleci Ataberk. Ataberk'in kaleci vuruşu. Sekti top ceza sahası. Gol pozisyonu Muhammed. Ve bu golü kaçırdı. Muhammed Gümüşkaya. Rakibinin yaptığı zamanlama hatası sonrasında topu önünde buldu. Gole yaklaştı. Tabii bir savunma oyuncusu için ciddi risk öyle bir pozisyonda topu sektirmek. Bu hatayı Davut yaptı. Muhammed Gümüşkaya değerlendiremedi. 2001 doğumlu Fenerbahçe'den de yakından tanıdığımız Muhammed gol şansını kullanamadı. Kafayı vurdu Arda. Ahmet savunma derinliği Arda. Ataberk. Fatih. Sağ stoper Fatih pası verdi. Taha. Mümkün olduğu kadar topu yere indirmek daha iyi olacak. Şimdi bir pas hatası. Taç Türkiye'nin. Taha hemen kullandı. Hakan. Sol kanatta Eren Aydın. Ahmet destek verdi hücuma. Eren savunmaya dönmeyi tercih etti. Arda. Solda boşluk. Ahmet. Ahmet'in çalımı. İkinci hareket olmadı. Uzun topla çıktılar. Arda kafa vuruşunu yaptı. İkinci pozisyon. Umut indirdi. Savunma kapandı. Muhammed Gümüşkaya sağ kanada. Taha hücum bölgesinde 0-0'lık beraberlik. Muhammed. Ahmet'e doğru oynama isteği. Taç Azerbaycan'ın. ...15. dakikaya geldik oyunda. 5. İslami dayanışma oyunlarında Konya'da futbolda
Yarı final maçında 0-0'lık beraberlik Türkiye-Azerbaycan mücadelesinde 15 Temmuz stadyumunda. Vusal araya girdik. Serbest vuruş Türkiye'nin. Mehmet görüntüde. Mehmet Özcan 1998 doğumlu, Bandırma Spor forması giyiyor. Ona yapılan faulü izledik. Vusal tarafından. Ahmet serbest vuruş kullandı. Arda. Ahmet'in pası. Şimdi tek toplar başarılı. Eren Aydın. Atak yönünü değiştirdi. Taha. Orta yapacak. İçeri gönderdi. Top savunma kalabalık. Samir Abdullahev. Baskımız var. Yine yüksek top gönderdiler. Araya giriyor Fatih. Taha top oyun alanında tuttu. Hakan. Hakan iyi döndü. Derinlemesine pas sağ kanada. Süratli bir oyuncu Polat çizgiye indi. Yaptı ortayı. Kafayı vuruyor Nihat. Dönen topu aldık. Hakan bıraktı. Tekrar topu alıyor. Polat. Bu arada yardımcı hakemin uyarısı. Polat'ın itirazı. Azerbaycan milli takım oyunu başlatacak. Polat Yaldır 2003 doğumlu, Samsun Spor forması giyiyor. Offside pozisyonu tekrar ekrana geldi. Topun son oynandığı an. Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Davut. En direkt serbest vuruş kullandı. Yükseklik kazanan top. Arda. Ataberk. Bekletmeden topu ileri gönderdi. Savunmadan seken top. Milli takımımız için atak şansı. Eren Aydın. Ahmet. Mehmet. Tekrar Mehmet aldı. Sol çizgiye. Eren Aydın. Kısa mesafeli paslar. Umut Nayır. Markaj altında atak yönünü değiştirdi. Taha hücum bölgesinde. Hakan. Tek top şimdi. Taha. Muhammed Gümüşkaya. Ortası kale sahasına doğru. Savunma müdahale etti. Vusal'ın vuruşunda Arda. Yeniden sağ kanadı kullanacağız. İçeri gönderilen pas. Bir ara top. Mehmet. Kalabalık arasında. Tekrar sağ çizgiye. Orta Taha, kaleci müdahale ediyor Rüstem. Eren Aydın ikili mücadele. Azerbaycan milli takım oyunu başlatacak. Maçın ilk 2-3 dakikasında biraz tutuk başladık. Kalemizde bir tehlike de atlattık. Sonraki dakikalarda özgüveni yükselen milli takımımız daha etkili oynamaya başladı. Fırsatlar da bulduk. İki pozisyon özellikle yakaladık. Birini Umut Nayır, birini Muhammed Gümüşkaya değerlendiremedi. Ama oyun milli takımımızın kontrolü altında. 0-0'lık beraberlik devam ediyor Konya'da. Yüksek top Abdullah'dan. Hakan ve Mehmet, sol çizgi Ahmet. Sert bir müdahale. Veysel faul yapıyor. Umut Nayır bu faulle durduruldu. Milli takımımız serbest vuruşu kullandı. Arda. Hakan. Fatih topu aldı. 1998 doğumlu Bandırma Spor oyuncusu Fatih Kurucuk. Arda Kızıldağ. Arda hücumu geliştiriyor.
Sağ çizgiye döndü. Taha yaptı ortayı. Uzak noktaya doğru. Top dışarıda taç. Taha'nın sağ bekten ileri sürekli bindirmeleri var milli takımımızda. Polat da o kanatta süratli bir oyuncu. Taç kullanacak. Ahmet. Ahmet Gülay. Alanya sporlu. 2003 doğumlu Ahmet. Atışı kullandı. Son çizgi önü Muhammed Gümüşkaya. Sıyrılamadı. Ahmet'ten pres. Taç Türkiye'nin hemen kullanıldı. Muhammed. Bir taç daha kullanacağız. Ahmet. Uzun mesafeli taç kullandı. Savunmadan geri geliyor. Dönen topu aldı Hakan. Fatih. Hemen sağ kanada. Taha. Fatih. Savunma attığımızda orta çizgi üzerinde izliyorsunuz. Ahmet. Eren. Muhammed. Yine sağ kanadı deneyeceğiz. Hücumda sıkça yön değiştirmeye çalışıyoruz bu bölümlerde. Yerde kaldı Polat ama top bizde. Hakan. Ters tarafa pas. Yine atak yönü değişti. Eren Aydın. Eren bir orta içeri. Umut vuramadı ve top dışarı çıkıyor. Out. Umut Nair. Kafa vuruşunu gerçekleştiremedi. Hemen arkasında Mehmet vardı. O da topla buluşamadı. Sıfır sıfırlık beraberlik. İşte maçtan enstantaneler. İlk gol fırsatını yakalayan Azerbaycan oldu. Henüz ilk saniyelerde Samir Maharramli'nin vuruşunda. Ve milli takımımızın değerlendiremediği fırsat Umut Nayır. Polat'tı ilk şutu çeken oyuncu. Karaci Ruslan'dan dönen top. Ve Umut ikinci pozisyonda sonuç alamadı. Bu çok sıcak havada oynanan mücadelede su molası verildi. Bir taraftan oyuncular sıvı ihtiyaçlarını gideriyor, serinliyor. Diğer taraflarından teknik adamlarından taktikleri dinliyorlar. Ve tribünlerde taraftarlar da ekrana yansıdı. ...23 dakikayı geride bıraktık. Konya'da Türkiye-Azerbaycan mücadelesinde. Bir kez daha belirteyim. Bu yarı final maçında 90 dakika eşitlikle tamamlanırsa direkt olarak penaltı vuruşlarına geçirecek. İşte sevimli minik futbol severleri de izledik. Kaleci Rustam. Sol kanada pas Ahmet. Karaci Rüstem. Baskıya gittik. Polat'a gelmedi top. Polat'tan presine. Polat başarılı. Bravo Polat. Pasını aktardı. Muhammed Gümüşkaya çalımı attı. Faulle durduruldu. İnce bir çalım. Muhammed'e yapılan faul. Serbest vuruş. Milli takımımızın geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'deki performansıyla da dikkat çekmişti. Muhammed Gümüşkaya atılacaksınız.
Bir duran top şansı millilerimiz için serbest vuruş kullanılma hazırlığında. Baraj oluşturuyor Azerbaycanlı oyuncular. Daha geride barajın durmasını istedi. 9-15'i tespit etti hakem Cihan Aydın. Topun gerisinde Muhammed Gümüşkaya var. Haydi Muhammed. İşaret geldi. Muhammed geliyor, vuruşunu yaptı, barajdan döndü. Tekrar Muhammed. Taha için hızlı pas. Taç Azerbaycan'ın. Final maçı futbolda 5. İslami dayanışma oyunlarında salı günü oynanacak. Azerbaycan'ın İslami dayanışma oyunlarındaki son şampiyon olduğunu tekrar hatırlatayım. 2017'de Bakü'de düzenlenen turnuvada bugün kadrolarında A milli takım forması da giyen 4 numaralı Jalal Hüseynov kart cezası dolayısıyla yer almıyor. Konya'nın ev sahipliğinde gerçekten güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu oyunlar İslam coğrafyasında yer alan sporcuların girişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün arttırılması adına düzenleniyor. Arda kafayı vurdu. Yükseklik kazanan top. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir sakatlık da var. Samir Abdullayev yerde kaldı. Tekrar ekrana yansıdı pozisyon. Tedavi devam ediyor. Samir Abdullayev ayağa kalktı. 2002 doğumlu Samir Abdullayev. Milli takımımız özellikle iki pozisyonda gole yaklaştı. Bunları değerlendiremedik. Şimdi uzun mesafeli topla çıktılar. Orta alanda topu kazandık Mehmet. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Çalımı attı, yine faulle durduruldu. Çok iyi çalım atabilen bir oyuncu. Mehraş. Faulle durdurdu kendisini. Yine bir sakatlık söz konusu. İşte faul anını tekrar hatırladık. Şimdi de Murat bir sakatlık problemi yaşıyor Azerbaycan'da. Kaptan Murat ayağa kalkamadı. 1998 doğumlu Murat. Önce su molası, daha sonra arda arda gelen sakatlıklar dolayısıyla tempo bu bölümlerde biraz düştü. Az sonra serbest vuruşu kullanacak Muhammed. 3 kişilik bir baraj Azerbaycan milli takımında. Şimdi 9-15'i adımlıyor maçın hakemi Cihan Aydın. Barajın da durması gereken yeri belirtti, çizdi.
Üçlü baraj. Muhammed. İşaret geldi. Orta Muhammed'den kafa vuruşu kaleye ve gol geliyor. Gol. Fatih top ağlara gitti. Bu arada hayır diyor maçın hakemi. Firelere giden top gol olarak değer kazanmıyor. Offside kararı verildi. Fatih'in kafa vuruşu top firelere gitti ama gol kararı çıkmadı. Karar offside ve offside'dan doğan endirekt serbest vuruşlu oyun başlayacak. Bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Fatih'in kafa vuruşunda top ağlara gitmişti. Sıfır sıfırlık beraberlik sürüyor. Uzun mesafe Ritaç. Taha müdahale etti. Ahmet. Ataberk. Umut açtı top. Umut koşuyu sürdürdü. Karaca Rüstam. Umut çok çabuk geldi Rüstam. Ancak gönderebildi ileri. Murat. Murat'ın pası. Şimdi müdahale ettik. Tekrar araya girdiler Murat'la. Uzaktan vuruş etkili değil. Mehraş sonuç alamadı. Arda. Fatih. Polat. Mehmet. Polat'tan önce bir müdahale Taç. Uzun mesafeli Taç. Muhammed'e ulaşmadı. Baskımız sonuç verdi Mehmet. Mehmet'ten orta ceza sahasına doğru savunmadan geri geliyor. Ahmet. Sol kanattan hücum geliştireceğiz. Eren Aydın. Eren markaj altında pası aktardı. Şimdi sol çizgiye. Araya girdi Vusal. Sağ kanatta gelişecek Azerbaycan hücumu. Müdahale geldi. Muhammed'den başarılı. Ahmet. Fatih. Muhammed Gümüşkaya. Taha yine hücuma katıldı. Polat. Taha koşuyu sürdürdü. Onun koşu yoluna. Taha'dan orta. Savunmadan döndü top Veysel'den. Tekrar Veysel. Fatih. Karşılamaya çalıştı rakibini. Başarılı olamadı. Polat şimdi yardımcı oluyor Fatih'e. Orta. Ahmet topa yakın. Ahmet'in vuruşu. Azerbaycanlı oyuncularda. Nihat. Nihat yerde faul. Mehmet'in hareketi geldi. Serbest vuruşu Azerbaycan'ın. Serbest vuruşu Murat kullanacak takım kaptanı. Murat. Mehraş. Top oyun alanının dışına çıktı. Milli takımımızın atış. Ahmet. Uzun mesafeli Taç. Umut gerilere kadar geldi. Bir kez daha Taç milli takımımız tarafından kullanılacak. Ahmet. Umut. Yerde kaldı. Abdullah. Umut'un faulünü tespit ediyor Cihan Aydın.
Azerbaycan yaklaşık 10-12 dakikadır bizim bir ara oluşturduğumuz baskıyı kırdı. Yakaladığımız fırsatlar da vardı. O baskıyı kırdıktan sonra biraz daha rahat oynamaya başladılar ama önemli bir gol pozisyonları yok. Şimdi Arda pozisyonunu kaybetti. Azerbaycan hücumu devam ediyor. Murat ortası. Bu topu uzaklaştırdık Taha'yla. Umut alamadı. Şimdi sağ kanada Polat koşuyor. Polat. Bir müdahale geldi orada İbrahim'den. Atış bizim. Sol bek İbrahim Azerbaycan'da görüntüye geliyor. Muhammed. Takımın kreatif oyunculardan biri. Gerçekten top ayağına yakışıyor Muhammed'in. İbrahim yine karşıladı ve taç. Taha. Muhammed. Muhammed Gümüşkaya içeri yöneldi. Muhammed, Umut. Arkaya açılan top Ahmet. Atak devam ediyor. Şut pozisyonu yerden vuruş etkili olmadı Eren Aydın'dan. Savunma araya girdi. Şimdi dikkatli olmak lazım. Ve faul yapıyor Samir Abdullayev. Buradaki mücadele Samir'in yaptığı faul Hakan'a. Taha. Polat. Düzeltiyorum. İçeri gönderilen top. Mehmet sıyrılamadı. Samir Abdullayev. Müdahale ettik Muhammed. Uzaktan vuruş. Asfaktan dışarı gidiyor. Bir hayli uzak mesafe. Muhammed şutunu çekti topu aldıktan sonra. Şutör özelliği olan etkili şutlar çekebilen bir oyuncu. Ve out'a gitti top. Muhammed zannediyorum son bir temas olduğu kanısında. İşte bu vuruş. Topun dışarı çıktığı an. Taç, Ahmet atışı kullandı. Araya girdi Abdullah. Tekrar Ahmet. Muhammed. Sağ kanat. Taha. Taha'dan çalım. Taha. Taha'dan orta. Kafa vuruşu, ters kafa vuruşu boşta. Gol pozisyonu. Karambol anı. Umut vurdu. Ve bu karambolle top Rüstam'da. Gole yaklaştığımız bir an. Son vuruş Umut'tan top Rüstam'da. Ve yaşanan bir sakatlık. İşte bu orta Taha'dan ters kafa vuruşu. Rüstam'dan iyi bir reaksiyon geldi. Polat vurmak istedi. Yerde kaldı. Karambol yaşandı. Son vuruşu Umut Nahir'den. Golü bulamadık. Kaleci Rüstam. Ahmet. Muhammed sıyrılamadı. Top yine bizde Muhammed. Hakan pres altında. Hakan rakibe gitti top. Vusal Hakan. Taha. Polat ileride hareketlendi. Pas istiyor. Polat. İstediği çalımı atamadı. Davut. Uzun mesafeli pas Fatih kademeye girme çabası. Hemen görev bölgesine döndü. Çabukluğunu gösterdi. Bravo Taha. Sağ kanada Hakan pası aktardı. Mehmet. Taç milli takımımızın
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda yarı final mücadelesinde Konya'da oynanan maçta Türkiye Azerbaycan mücadelesi 0-0'lık skor. Şimdi atağımız gelişiyor. Muhammed kaleyi gördü. Şut pozisyonu. Sağ ayak vurdu. Bu topla dışarı gitti. Muhammed. Hem iyi çalım atan hem iyi şut çekebilen bir oyuncu Muhammed. Rüstem. Topu dışarı gönderdik. Biraz önceki vuruş. Bir kez daha ekrana yansıdı Muhammed. Out'a gitti. Bu şut. Ahmet. Dar alana sıkışan top. Şimdi savunma arkasına uzun mesafeli kaleci Rüstem. Yine aldık topu. Muhammed. Fatih. Taha. Sağ kanat atak yönü. Polat pas istedi. Hakan. Hakan orta içeri. Sekli top. Ahmet geldi sol kanatta. Ahmet bir ortada. Uzak kare direği. Kaleci Rüstem. Rüstem'in kaleci vuruşu. Fatih kafayı vurdu. Şimdi uzun mesafeli topla çıktık sol kanada. Eren Aydın. Eren. Top dışarı çıkıyor. Taç bizim. Eren Aydın hareketliydi az önce. 2003 doğumlu Galatasaray forması giyen Eren. Tekrar görüntüye yansıdı. Top istiyor Ahmet'ten. Ceza sahasına. Son çizgi önü. Çalım geriye doğru. Gol pozisyonu gol. Top ağlarda Muhammed Gümüşkaya attı. Muhammed Umut'un nefis çalımı ve onun hazırladığı pozisyon. Bitirici vuruş Muhammed'den geliyor. 43. dakika. Türkiye 1, Azerbaycan 0. Gol Muhammed. Muhammed maçın en etkili isimlerinden biriydi şu ana kadar. Ve golünü de attı. Umut'un da, Umut Nayir'in de büyük katkısı var golde. 1-0 öne geçtik. İşte bu çalım Umut'tan pası aktarıyor. Boş pozisyonda demarke gol vuruşunu rahat biçimde yapıyor. Muhammed ve topu ağlara gönderiyor. 1-0. Türkiye 1, Azerbaycan 0. Bu bölüme kadar daha fazla fırsat yakalayan, daha önceki gollük pozisyonları değerlendiremeyen milli takımımız az önce golü buldu. Samir Abdullayev bir müdahale Arda'dan ve taç. Atış kullandı Abdullah. Presi var orada Mehmet'in. Faul, serbest vuruş Azerbaycan'ın. ...44. dakikayı geride bıraktık şu anda. İlk yarıda 45. dakikanın içerisindeyiz. Nihat. Serbest vuruşu kullandı. Yüksek top. Sağ kanat atak yönü. Samir Maharramli. Destek geldi. Samir Abdullayev'den. Şimdi bir hata. Müdahale ettik. Eren.
Ayağa paslar başarılı Ahmet. Faullü hareket. Umut yerde kaldı. Serbest vuruş milli takımımızın. İlk yarıda artık son anlar. Evet, sözlü bir uyarı geliyor Cihan Aydın'dan. Milli takımımızı Mehmet Yıldırım çalıştırıyor. Samir Eliyev, Azerbaycan teknik direktörü. Uzun mesafeli top. Şimdi aldık Muhammed. En az iki duraklama dakikası işaret edildi. İlk yarıda ilk duraklama dakikası oynanıyor. Umut'un pası hatalı, taç. Hemen prese gidelim dedi, arkadaşlarını çağırdı Umut. İbrahim kullandı atışı, baskımız sonuç verdi. Şimdi hatamız gelişecek. Bir çalım denemesi olmadı Umut'tan. Tekrar presimiz. Bu baskı zorladı Azerbaycanlı oyuncuları. Mehmet. Eren'in pası geriye Arda. Ahmet. Hakan. Yüksek top Hakan'dan. Pas. İbrahim'den kaleci Rüslam'a. Nihat. Bir yüksek top. Genellikle savunmadan bu uzun mesafeli toplarla çıkıyor Azerbaycan. Çok fazla pas yaparak ilerlemiyorlar. Arda faul yaptı. İlk yarıda en az iki duraklama dakikası işaret edilmişti. Şu anda o iki dakikalık bölüm bitti. Bu serbest vuruşun kullanılmasının ardından zannediyorum ilk yarıda son düdük çalacak. Bu tehlikeyi bir atlatalım. Samir Abdullayev topun gerisinde. İşte ceza alanı ön çizgisi civarında kümelendi oyuncular. Orta geldi. Kale sahasına doğru bu topu uzaklaştırdık. Ve ilk yarı sona eriyor sevgili seyirciler. İlk yarıda milli takımımızın Azerbaycan önünde yarı final maçında 5. İslami dayanışma oyunlarında 1-0 üstünlüğü var. Golü hatırlıyoruz. 43. dakika Umut Nayir'in pasından Muhammed Gümüşkaya golü attı. İlk yarının sonucu Türkiye 1, Azerbaycan 0. Bu maçın ikinci yarısının heyecanını yine birlikte yaşayacağız. Değerli futbol severler, tekrar merhaba. 5. İslami dayanışma oyunlarında futbolda yarı final mücadelesinde Türkiye-Azerbaycan maçında milli takımımız ilk yarıda 1-0'lık üstünlük sağladı. 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle Umut Nayir'in pasını çok iyi değerlendirdi ve golü attı Muhammed Gümüşkaya. Şimdi mücadelenin ikinci yarısı başlamak üzere. Cihan Aydın son kontrollerini yapıyor. Milli takımımıza bir kez daha başarılar diliyoruz. Dost, kardeş ülke Azerbaycan'la mücadele ediyoruz. Yarı finalde 5. İslami dayanışma oyunlarında Konya'da 15 Temmuz stadyumunda. Ve maçın ikinci yarısı başladı Azerbaycan'ın vuruşuyla. Senegal, Kamerun ve Cezayir'le A grubunda mücadele etti milli takımımız ve grubu 7 puanla lider bitirdik. 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik grup maçlarında. Azerbaycansa B grubunu ikinci bitirerek yarı finalde milli takımımızın rakibi oldu. Sağ kanatta gelişiyor atağımız Umut Nayir. Pası aktardı Mehmet. Mehmet'in çalımı, bir ara pas düşüncesi. Muhammed koştu, topla buluşamadı.
Karşı atağa kalkmak istiyor Azerbaycan. Top dışarıda, taç bizim. Atışı kullandık. Hakan. Muhammed. Akın yönü sol kanat. Ahmet hücuma katıldı. Muhammed tekrar. Pası isabetli değil. Şimdi orta alanda bir boşluk buldular. Savunmaya hemen dönmeye çalışıyoruz. Ve şimdi top savunmamızın kontrolünde. Fatih Tempas. Tek topta başarı. Polat pası verdi. Tekrar Polat'ın koşu yoluna, uzun mesafeli duvar pası başarılı. Polat. Polat'tan orta kafa vuruşu. Ancak bu pozisyonu değerlendiremedik. Pozisyonu istediğimiz biçimde kullanamadık. Yeni bir atak şansı. Mehmet. Yine sağ kanat atak yönü. Mehmet'ten pas. Umut Nahir. Umut dışarı çıkardı. Şut pozisyonu, vuruş. Hakan'dan savunma araya giriyor. Abdullah. Abdullah. Yüksek top. Arda topa yakın. Arda'dan pas. Hakan. Ahmet. Umut Nahir'den şık pas. Ahmet. Ahmet çizgiye yöneldi. Tek başına taşıdı topu. Destek geldi. Eren Aydın. Şut pozisyonu Muhammed. Kaleyi gördü. Pas verdi. Polat. Açısı dar. Vuruş kaleye. Yan ağlarda. Polat. Biraz önce de güzel bir duvar pası sonrasında içeri göndermişti topu. İkinci gole yaklaştık. Ama o fırsatı kullanamadık. İkinci yarıya hızlı başladı milli takımımız. İşte o az önceki pozisyon. Polat. Top yan ağlarda kaldı. Bir önceki pozisyonlara topu çok iyi taşımıştı. Taç Azerbaycan'ın. Abdullah boşa çıkan bir arkadaşını bulamadı. Şimdi kullanabildiği ileri doğru. Vusal sağ kanat. Top dışarıda, taç. Abdullah. Ahmet müdahale etme çabasında. Bu arada top oyunu alanının dışında, taç bizim. Hareketlenen Mehraj'dı. Diğer yarı final mücadelesi Suudi Arabistan'la Cezayir arasında şu sıralarda oynanıyor. Bir hayli sıcak hava var. Konya'da kuşkusuz bu da oyuncuları zorluyor. Sol kanat atak yönü. Ahmet. Fatih. Taha. O da ilk yarıda sık sık hücum bindirmeleri yaptı. Polat'tan akıllı hareket ama top oyunu alanı dışında. Taç Azerbaycan'ın. Maçın ilk 2-3 dakikasında biraz tutuk başlamıştık oyuna ve bir pas hatası sonrasında kalemizde bir ciddi gol tehlikesi de ilk dakika içerisinde yakaladı. Uzaktan şutta Azerbaycan. Kaleci Ataberk topa müdahale etmişti. Sonrasında top direğe çarptı. Ardından milli takımımız çabuk toparlandı. Oyunda üstünlüğü ele aldı. İlk yarının son dakikalarında attığımız gol dışında yakaladığımız fırsatlar da oldu. 2-3 pozisyonda gole çok yaklaştık. Ve rakibe de fırsat vermedik o ilk şutlarının dışında. Azerbaycan genellikle savunmadan uzun mesafeli toplarla çıkmaya çalıştı bu bölüme kadar. Şimdi pas Muhammed'den sağ kanada. Taha. Muhammed. Biz pas oyununu daha iyi uyguluyoruz rakibe göre. Polat. Muhammed.
iyi noktaya pas. Şimdi orta içeri. Kaleci'de kaldı. Rüstem de Taha'nın ortası. Rüstem oyun kurdu hemen. Abdullah gidiyor. Koşuyu sürdürdü. Abdullah gittiği yerde topu aldı. Çalımı Arda kademeye girme çabasında. Abdullah faul yapıyor Arda'ya. Sinirli hareketler. Abdullah'dan şimdi sakinleşti. Bir kez daha izledik pozisyonu. Yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul yapmadım serzenişinde bulundu. Abdullah topa müdahale ettiğini söyledi. Şimdi Arda ayağa kalktı. Serbest vuruş milli takımımızın. Taha. Taç Muhammed yerde Azerbaycan milli takımı kullanacak. İbrahim topu istiyor. Bu arada oyuncu değişikliği hazırlıkları var. İbrahim kullandı atışı. 3 oyuncu kenarda bekliyor. Azerbaycan milli takımında şimdi değişiklikler yapılacak. Musal oyundan çıkıyor. Samir Abdullayev oyundan çıkıyor. Samir Maharramli'de oyundan çıktı. Cemal, İsmail ve Rıfat oyuna girdi. Cemal, Rıfat ve İsmail oyunda. Polat faul yapıyor. Serbest vuruş Azerbaycan'ın. Polat da çok süratli bir oyuncu. Kaleci Rüstem. Araya girdik savunmada. Fatih. Polat koştu. Taç. İbrahim taç kullanacak. Golümüzü 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya atmıştı. Umut Nayır asisti yapan oyuncumuzdu. Golde katkısı büyüktü Umut'un. İbrahim. Fatih markaj altında tuttu rakibini. Şimdi topu aldık. Karşı atak şansı. Sol kanatta bir boşluk. Hızlı çıkmak istiyoruz. Süratlendi Eren Aydın. Eren ikinci hareketi yapamadı. Bu arada iki oyuncu da sakatlık geçiriyor. Eren ve Nihat sakatlanan oyuncular. Hemen sağlık ekipleri iş başında. İlk tedaviler gerçekleştiriliyor. Az önceki sert çarpışma Nihat ve Eren arasında. İşte bir buz tedavisi de uygulanıyor.
sıcak havada Konya'da oynanan mücadele 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda yarı final mücadelesi heyecanı 15 Temmuz Stadyumu'nda milli takımımızın 1-0'lık üstünlüğü var. 43. dakika Muhammed'in attığı gol. Umut ediyoruz bu maçı kazanarak adımızı finale yazdırırız. Ve diğer yarı final maçının Suudi Arabistan'la Cezayir arasında şu sıralarda yine oynandığını belirteyim. Final maçı Salı günü oynanacak. Azerbaycan son oynanan İslami Dayanışma Oyunları'nın futbolda şampiyonuydu. 2017 yılında Bakü'de düzenlenmişti o turnuva. Aslında İslami Dayanışma Oyunları bir yıl önce yapılacaktı ama pandemi dolayısıyla bir yıllık bir ertelemeyle gerçekleştiriliyor. Murat serbest vuruşu kullandı. Rüstem savunmamızın kontrolünde. Kaleci Ataberk. Biraz önce 3 değişiklik birden yaptı Azerbaycan. Arda. Sağ kanatta Polat. Birebir de etkili oyuncu. İçeri kat etti. Ara pası çok güzel. Ceza sahası son vuruş. İyi olmadı Mehmet'ten. Mehmet bu pası değerlendiremedi. İkinci yarıda da rakibimize göre daha fazla fırsat yakalayan taraf konumundayız. Ancak 1-0 elbette riskli bir skor ve bu skoru arttırmamız lazım. Biraz daha rahat etmemiz için Abdullah tacı kullanacak. Faul serbest vuruş Azerbaycan'ın. İkili mücadelelerde oyuncularımız genelde daha başarılı oldu. Rakibe göre daha iyi pres yaptık. Azerbaycan maç başından beri paslardan ziyade savunmadan özellikle uzun mesafeli toplarla çıkmaya çalışıyor. Ahmet. İki bekimiz de gerek Taha gerek Ahmet hücuma sık sık destek veriyor. Özellikle Taha. Ahmet'in kaptırdığı top sağ kanata tak yönü. Araya girdi Arda hemen stoperimiz. Sol bek yerine kaydı. Müdahaleyi yaptı. Abdullah atış kullanacak. Abdullah kullandı. Son çizgi önü Arda müdahale etti. Ardından Hakan ama top oyun alanı dışında ve korner. Köşe vuruşu Azerbaycan'ın. Biraz önceki mücadeleyi tekrar izledik. Mehraş. En uçtaki oyuncu Azerbaycan'da. Rıfat. Az önce oyuna giren isimlerden biriydi. Köşe vuruşunu kullanacak. 5 arkadaşı ceza sahasında. Rıfat. Orta. Kale alan ön çizgisi kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Bu arada bir faul tespit etti maçın hakemi. Nihat ön tarafa giden stoperiydi Azerbaycan milli takımının. Ve serbest vuruş milli takımımızın. Maçın 3'te 2'lik bölümünü geride bıraktık. Türkiye 1, Azerbaycan 0. Golü 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya attı. Milli takımımız
ilk maçında Senegal'i 1-0 yenmişti Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle. İkinci maçımızda Kamerun'u 3-2 yendik. Eren Karadağ, Eren Aydın ve Tayyip Talha golleri atmıştı. Üçüncü maçımızda Cezayir'le 1-1 berabere kaldık. 7 puanla A grubunu lider bitirdik ve yarı finalist olduk. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Güneş gözüne geliyor kaleci Rüstam'ın. Muhammed topun başında. Muhammed yaptı ortayı. Uzak direğe doğru. Bu vuruşta estetik bir şut ama isabetli bir vuruş gelmiyor. Eren Aydın. Röveşata vole karışımı bir vuruş denedi Eren. Bir kez daha izliyoruz. Şimdi Taha. Muhammed. Hakan. Sol kanada pas. Tekrar Hakan. Sağ kanada bu kez. Yüksek top. Polat indirdi. Taha hücuma destek veriyor. Tekrar Polat. Taha geriye döndü. Fatih. Hakan. Tekrar Hakan. Sağ kanada pas. Taha geriye çıkardı Fatih. Hakan. Hakan da 2002 doğumlu, Trabzonspor'da forma giyiyor. Mehmet sol çizgiye. Ahmet'ten orta. Kaleye doğru kaleci Rüstam rahat biçimde aldı. Rüstam. Biraz sonra milli takımımızda da oyuncu değişikliği olacak. Cihan Kahraman oyuna girme hazırlığında. Sol kanatta gelişecek hatamız. Eren geriye döndü. Ahmet, Hakan. Oyunun yönünü değiştirdi. Taha. Muhammed. Taha'nın koşu yoluna. Polat içeride. Orta geriye doğru vuruş dışarı gidiyor. Şutu çeken Umut Nahir. Umut'un vuruşunda top out'a çıktı. Evet, oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eren Aydın oyundan alınıyor. Cihan Kahraman oyuna giriyor. ...21 numaralı Eren oyundan çıktı. 19 numaralı formasıyla Cihan oyunda. Dakika 65. Cihan Kahraman 1998 doğumlu, Samsunspor forması giyiyor. Orta alanda topu kazandık. Faullü hareket Murat'tan, Azerbaycan milli takımında. Hakan. O bıraktı. Kaleci Rüstam görüntüde. Muhammed topun başında, genellikle duran topları değerlendiren isim. Etkili şutlarını biliyoruz. Ortayı yaptı, uzak noktaya doğru. Araya giriyor. Savunmada Cemal. O da ikinci yarıda oyuna giren isimlerden biri. Köşe vuruşunu kullanacağız. Haydi ikinci golü bulalım. Biraz daha rahat edelim bu yarı final mücadelesinde. İslami dayanışma oyunlarında Konya'da
futbolda yarı final heyecanı. Milli takımımız 1-0 üstün Azerbaycan önünde. Muhammed Gümüşkaya ortası, savunmadan döndü. Şut pozisyonu, zayıf bir şut Cihan'dan. Kaleci Rüstem. Davut pası verdi. Sol çizgiye şimdi. Mehraj içeri bıraktı. Cemal. Mehmet. İyi pas gelmedi Mehmet'ten. Taç. Abdullah hemen kullandı. İsmail sağ tarafa bırakılan top. Murat. Kafayı vurdu Taha. Muhammed çevre kontrolünü yaptı. Taha hemen desteğe gitti çizgide. Polat hareketli ileride. Şimdi pas. Sağ kanada doğru Cihan'a. Cihan ceza sahasında ortaya bıraktı. Ve korner. Ayak koyan, tehlikeyi önleyen Davut. Yine bir köşe vuruşu milli takımımızda Muhammed kullanacak. Muhammed ortası, uzak karedir, kafa vuruşunda top out'a gitti. Sonuç alamıyor Umut. Bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ederken bir su molası veriliyor. Hakem Cihan Aydın tarafından bu sıcak havada, nem oranı da yüksek. Futbolcular bir hayli zorlanıyor. Ve sıvı ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyorlar. Şu ana kadar üstün bir oyunumuz var. Bu 1-0'ın daha üzerinde bir fark da elde edebilirdik. İşte gol anı. Umut Nayır'ın pasını çok iyi değerlendiriyor. Ve golü atıyor. Muhammed Gümüşkaya. Rakibe fazla pozisyon şansı vermedik. Kanatları da daha etkili kullanan, ayağı daha iyi pas yapan, ikili mücadelelerde ayakta kalan taraf biz olduk. Ancak skor olarak henüz oyunu kopartmış değiliz. Bu yüzden bir ikinci golü bu dakikalarda atabilsek çok iyi olacak. Milli takımımızda bu bölüme kadar tek oyuncu değişikliği oldu. Biraz önce Eren Aydın çıktı, Cihan oyuna girdi. Rakip Azerbaycan'da 3 oyuncu değişikliği hakkı kullanıldı. Kaleci Rüstem. Taç. Azerbaycan'ın şimdi presimiz sonuç veriyor. Umut topuk pası düşüncesi. Tekrar aldık sol kanatta. Ancak Muhammed kontrol edemedi. Abdullah kullanacak. Sağ kanat atak yönü. Bu topu karşılıyoruz. Mehmet döndü geriye. Uzun mesafeli vuruş. Cihan atak yaptı. Sağ kanatta Polat var. Onun arkasına düştü top. Polat koşuyor. Taç. Azerbaycan'ın.
Atış şimdi İbrahim tarafından kullanılacak ama boşa çıkan bir arkadaşını bulamadı. Şimdi uzun mesafeli kullandı. Bu arada sert bir hareket. Ve sarı kart çıkıyor. Veysel. Sarı kartı gördü. Maçtaki ilk sarı kartı görüyor Veysel. Taha bir sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor. Veysel'in faulü. İşte az önceki mücadele. ...72. dakikayı da geride bırakıyoruz. Milli takımımızın 1-0 üstünlüğüyle... ...Ahmet. Mehmet sıyrılamadı. Mehmet'ten pres devam ediyor. Abdullah ile mücadelesi. Taç. Milli takımımız kullanacak. Şimdi pas içeri doğru. İyi noktaya gitmedi top. Fatih savunma derinliğinde. Ataberk. Ataberk isabetli yollayamadı. Rıfat. Muhammed hemen karşısında. Rıfat çalımı attı. Çizgi üzerinde. Rıfat gidiyor. Rıfat, Muhammed ve Rıfat faul yaptı. O da ikinci yarıda oyuna giren isimlerden biri Rıfat. Kaleci Ataberk serbest vuruş kullanacak. Faul pozisyonu bu. Ataberk. Hava topu mücadelesi Cihan. Muhammed Gümüşkaya. Derinlemesine pas. Mehmet. Mehmet geriye bıraktı. Muhammed ilerleyemedi. Faul beklentisi. Oyun sürüyor. Kaleci Rüstem. Rüstem'in kale vuruşu. Bu topu karşıladık. Ahmet'ten baskı var. Şimdi Cihan müdahale etti. Bu arada yerde kaldı Abdullah, Azerbaycan milli takımında. Ve topu dışarı gönderdiler. Mehraj dışarı bıraktı arkadaşı sakatlık geçirdiği için. Abdullah ayağa kalkmaya çalışıyor. Dakika 75. Son çeyrek saatlik dilim. Milli takımımızın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Muhammed'in 43. dakikada attığı golle Konya'da 5. İslami dayanışma oyunlarında futbolda yarı final mücadelesinde maçı kazanırsak finalist olacağız. Kaleci Rüstem. Uzun mesafeli top Rüstem'den. Sol kanada. Şimdi top dışarı çıkıyor taç. İbrahim hemen aldı. Yaklaşmasını istiyor arkadaşlarının İbrahim. Şimdi uzun mesafeli kullandı. Bir çalım. Fatih rakibini durdurdu.
Fatih başarılı, Merhaj yerdeydi. Cihan'ın aşırttığı top. İbrahim. Evet, sakatlık dolayısıyla topu dışarı gönderdik. Mehraş. Az önce ayağa kalkamadı. Sakatlıkların da sayısı artıyor. Tabii sakatlıklar fazla olunca oyun duraklıyor, tempo düşüyor. Şu an skor itibariyle temponun düşüklüğü bizim lehimize. Ama bir gol daha atabilsek şu bölümlerde çok iyi olacak. Rahatlamış olacağız. Maçın genelinde zaten o ilk başlardaki 2-3 dakikalık tutukluk dışında ve rakibimize o ilk dakikada verdiğimiz fırsat dışında çok az pozisyon verdik. Savunmada sağlam durduk. Takım olarak topun arkasına takım olarak çabuk geçtik. İyi alan daralttık. Rakibin ceza alanımıza girmesine bu şekilde izin vermedik. Zaman zaman iyi pres yaptık. Ayağa daha iyi oynadık. Hücumu iyi genişlettik. Kanatları daha çok kullanmaya çalıştık. Çok daha fazla sayıda pozisyon bulduk rakibe göre. Ve 1-0'lık üstünlüğümüz var. Dakikalar da artık 78'i gösteriyor. Ataberk. Umut ileride top bekliyor. Yükseklik kazanan top Polat. Savunmadan geri geldi. Şimdi araya giriyoruz. Hakan müdahale etti. Mehmet. Cihan. Muhammed. Ahmet destek verdi hücuma. Cihan bıraktı. Ahmet. Cihan. Tekrar Ahmet. Hakan. Arda. Pas yapıyor milli takımımız. Rahat biçimde top çeviriyor. Arda. Kontrol gelmedi Umut'tan. Abdullah. Uzun mesafeli vuruş. Arda. Tekrar Arda. Başarılı müdahale. Mehmet. Cihan. Savunma arkasına. Derinlemesine pas. Polat koştu. Kaleci Rüstem. Bir şans daha bulacağız. Cihan zarif hareketler. Topu yere indirdi. Pası aktardı. Polat. İçeride Umut var. Polat'tan orta. Arkaya açılan top. Atak devam edecek. Hakan koştu. Ceza sahası. Hakan son çizgi. Hakan son hareketi yapamadı. Abdullah araya girdi. Mehraş. Faul. Serbest vuruş Azerbaycan'ın. Ve Arda'ya sarı kartı gösteriyor hakem. Cihan Aydın. Faullü hareket bu. Arda sarı kartı gördü. Serbest vuruş kullanıldı. Topu karşıladık. Polat koşuyor. Taç. Azerbaycan'ın İbrahim. Şimdi araya giriyoruz. Bravo. Taha. Sağ kanada. Cihan. Taha. Taç. Milli takımımızın Taha. Cihan sıyrılamadı. İsmail serbest vuruş kullanacak. Bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor bu arada. Veysel sarı kartı da vardı. Oyundan alındı. Nazım oyuna girdi. Azerbaycan'da Nazım oyunda. İsmail serbest vuruş kullandı. Şimdi
İsmail yine aldı topu. İsmail sağ kanada. Rıfat geriye dönüyor. Abdullah. Rüstem. Hava topu mücadelesi. Polat. Polat da savunmaya daha çok yardıma gelmeye başladı ama müdahale edemedik topa. Şimdi Fatih araya girdi. Dar alana sıkışan top. Sol kanat Cemal. Çalımı atamadı. Sağlam durdu. Dengeli durdu Taha. Pası aktardı. Cihan. Taha. Yükseklik kazanan top Davut. Top oyun alanında İsmail. Sol kanatta gelişiyor atakları Cemal. Bir ara top Cemal'dan. Mehmet'in kontrolünde. Mehmet bir an için araya giremedi, topu dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi Fatih müdahale etti. Polat koştu taç. Milli takımımızın zaman daraldıkça daha çok adamla artık varını yoğunu ortaya koymaya çalışıyor Azerbaycan. Biraz baskı altında kaldık. Polat. Cihan da ona yardımcı. Hakan. Ahmet. Arda. Ahmet. Derin pas düşüncesi, ikinci hareket. Çalımlar şimdi Muhammed. Umut atak yaptı. Kaleci Rüstem. Fatih kafayı vuruyor. Top kaybı Hakan'dan. Yine baskı. Sonuç verdi. Mehmet. Ona yapılan faul. Ve sarı kart çıkıyor. Mehraş sarı kartı gördü. Bu şekilde çekiyor. Mehmet'i Mehraş. Sağ kanada aktarılan pas Polat. Polat çizgiye indi. Polat orta. Kale sahasının ön tarafı. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Sol kanattan karşı atağa kalkacaklar. Müdahale Mehmet'ten yeterli olmadı. Süratle gelişiyor hücumları. Bu kez araya giren Hakan. Tekrar Hakan. Taç milli takımımızın. Ahmet taçı kullanacak. Ahmet görüntüde. Sağ kanatta boşluk. Polat orada. Söktü topu rakibinden. Pasını aktardı. Cihan aldı. Kaleyi gördü. Cihan pas düşündü. Tekrar önünde. Cihan son hareketi yapamadı. İlk anda pası verse çok daha etkili olabilirdi. Geç kaldı Cihan. Muhammed. Sağ kanatta boşluk. Taha. İkinci gol peşindeyiz. Mehmet. Polat. Polat'tan orta. İkinci direğe doğru. Hiçbir oyuncumuz yok o bölgede. Abdullah. Şimdi savunmaya çabuk dönelim. Abdullah derin pas. Araya girmeye çalışıyoruz. Mehraş. Savunmada yerleştik. Rıfat geriye döndü. Abdullah. Yükseklik kazanan top. Kaleci Ataberk. ...85. dakikayı da geride bıraktık. Dakika 86. 1-0'lık üstünlüğümüz var Azerbaycan önünde. Golümüzü 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Sağ kanat atak yönü. Umut pası verdi. Polat süratlendi. Polat ceza sahasında. Polat geriye doğru. Davut ayak koyuyor. Korner.
Muhammed gidiyor. Duran topları değerlendiren isim takımımızda. Değişiklik Azerbaycan'da. Murat oyundan çıktı. Nariman oyunda. Köşe vuruşunu kullanıyoruz Muhammed'le. Muhammed. Muhammed Gümüşkaya ortası uzak direk. Doğrudan out'a çıktı top. Kaleci Rüstem arkadaşlarının ileri gitmesini istedi. Kısa mesafeyi kullandı. İsmail. Yüksek top sol kanada. Araya girdi Taha. Bir oyuncu, hatta iki oyuncu değişikliği de milli takımda. Umut Nayır çıkıyor ve Muhammed de oyundan alınıyor. Metehan oyuna giren isimlerden biri, işte Umut asisti yapmıştı ve golü atan Muhammed olmuştu. Evet, Metehan oyunda, kale sahasına doğru gelen top. Bu topu uzaklaştırdık. Bir kez daha taç kullanacaklar. Dakika 88. Azerbaycan'da İbrahim atışı kullanmak üzere. İbrahim. Kale sahasına kadar geliyor top. Kafayı vurdu Hakan. İkinci pozisyon Taha. Top yine dışarıda, taç. İbrahim kullanacak yine. Bu arada bir sakatlık söz konusu. Başı dönüyor herhalde Hakan'ın. Hemen sağlık ekibini davet etti oyun alanına hakem Cihan Aydın. Dakika 89, 1-0 üstün durumdayız. Hemen sağlık ekibimiz Hakan'ın durumuna bakıyor. Buradaki çarpışma sırasında bir sakatlık problemi yaşadı Hakan. Samir Eliyev Azerbaycan'ı, Mehmet Yıldırım milli takımımızı çalıştırıyor. Şimdi kenara doğru geldi Hakan. Artık 90. dakikanın içerisindeyiz. Biraz sonra duraklama dakikaları işaret edilecek. Herkes heyecanlı. İbrahim atışı kullandı. Polat'ın uzaklaştırdığı top. Sağ kanada pası yolladılar. Ahmet araya girecek. Rıfat'la mücadelesi. Ahmet topu aldı. Pasını verdi. Tuğbey topu ileri doğru yolladı. Orta alandaki mücadele. Tekrar Tuğbey çizgiye döndü. Cihan. En az 5 duraklama dakikası oynanacak. Bizim kronometremize göre 90 dakika bitti. Oyun gereği olmayan duraklama dakikaları 5 dakika olarak tespit edildi. Ve ilk duraklama dakikasının içerisindeyiz. Abdullah tacı kullandı. Baskımız var. Bir kez daha taç Azerbaycan'ın. Hayır, serbest vuruş dedi maçın hakemi. Serbest vuruşla başladı oyun. Rıfat pası verdi.
İsmail. Davut. Nihat. Abdullah. Pası verdi. Koşuyu sürdürdü. Tekrar onun koşuluna Abdullah. Orta şansı. Yaptı ortayı. Arda tam zamanında müdahale ediyor. Ahmet bıraktı. Şimdi baskıları var. Tekrar Ahmet. Savunmayı rahatlatan bir vuruş yaptı. 90 artı 2. dakikanın içerisindeyiz. Davut'tan pas. Baskıya gitti Mehmet. Bir yüksek top. Arda yakın. Kafayı vurdu ve taç. Abdullah uzun mesafeli bir taç kullanacak gibi ceza alanının içine girin dedi arkadaşlarına. Kısa kullanmayı tercih etti Rıfat. Taç yine Azerbaycan'ın. Abdullah özellikle hep kenar yönetiminden de faul yapmayın diye uyarılar geliyor oyuncularımıza. Abdullah bıraktı. Davut pası verdi. Tek top İsmail. Şimdi araya girecektik ama alamadık topu. Rıfat, İsmail çalım denedi. Tamamen kapandık. Cihan araya giriyor ve ona yapılan faul. Şimdi rahatladık biraz. Rakibin de hızını kesmiş olduk. +93'teyiz. 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. İslami dayanışma oyunlarında yarı final mücadelesinde final maçı salı günü oynanacak. Tekrar belirtelim bu arada zaman geçirmeye yönelik hareketi dolayısıyla Ataberk'e sarı kart çıktı. Ataberk serbest vuruşu kullandı. Yüksek top ceza alanına doğru iniyor. Şut pozisyonu top dışarı gitti. Cihan görüntüde. Kaleci Rüstem. Bir kafa vuruşu. Tuğbe'den şimdi sol kanat. Zarif hareketler sol kanattan gelişiyor atağımız. Yerden vuruş kalecide kaldı Rüstem'de. Metehan az önce oyuna girmişti. Topu sürükledi. Ceza alanında vuruşunu yaptı Rüstem'de kaldı top. Orta alanda yine topu aldık. Polat. Biraz çabuk davrandı. Top kaleci Rüstem'de kalıyor. İşte böyle sıyrıldı rakiplerinden biraz önce. Metehan. Rüstem'de kaldı top. İki arkadaşı içerideydi Rüstem'in. 90 artı 5. dakikanın içerisindeyiz. Başarılı müdahale Taha'dan. Taha'nın vuruşu. Azerbaycanlı oyuncular karşıladı. Bir kez daha topu ileri gönderdik. Şimdi bir atak şansı, faullü hareket. Metehan gidemedi, rakibi çekiyor sırtından ve sarı kartı görüyor Davut. Davut'a sarı kart çıktı. Artık çok kısa bir süre kaldı maçın tamamlanmasına. 1-0'lık skor üstünlüğümüz var. Saatini kontrol ediyor hakem Cihan Aydın. Şimdi sağ kanada pas. Polat. Polat çalım denedi. Sıyrılamadı. Pres geldi. Tekrar Polat koşuyor. Bu topu karşıladılar. Sol kanata gelişiyor atakları Fatih. Rakibinin durumunu bozmaya çalıştı. Taha da orada. Üç oyuncumuz birden kapattı. Cihan. Ve maç bitiyor. Milli takımımız kazanıyor. Finalist oluyor. Türkiye 1, Azerbaycan 0 maçın sonucu.
5. İslami dayanışma oyunlarında milli takımımız adını finale yazdırıyor. Final maçı Salı günü oynanacak.